Kıymetli takipçilerim, sizi Renk Kalbi muhabbetlerine selamlıyorum. Bakın hemen arkamda görmüş olduğunuz Pegasus simgesiyle de tarih boyunca çok ön plana çıkan Adramation kentinin, yani tarihi antik Adramation kentinin üzerine kurulu olan, sol tarafınızda Kaz Dağları'nın o oksijen deposu atmosferi, sağ tarafınızda ise o Burhaniye Ören hattının muhteşem kumsalları, plajları, daha doğrusu ince kumlu plajları ve sizi serinleten deniziyle, işte bakın Kuzey Ege'nin incisi, tam Ören'in merkezindeyiz. Birazdan sizlere hem plajlarını hem de çarşısıyla, tüm tarihi noktalarıyla Ören'i anlatmaya devam edeceğiz. Evet değerli takipçiler, şu an bakın Kaz Dağları'nın hemen ön tarafında kalan Burhaniye bölgesinin en yoğun tercih edilen noktası Ören, bakın halk plajının hemen ön tarafındayız. Tabii bu arada şu bilgiyi de verelim, şu an görmüş olduğunuz yerin bu kadar kalabalık olmasının en büyük sebebi, bir bakın çok harika bir plaja, kumsala sahip olması, bakın ince kumlu bir plaj ve yine aynı şekilde hemen Kaz Dağları'nın önünde olması sebebiyle de o doğal ortamı ve oksijen deposu olmasıyla insanların öncelikli tercihi oluyor. Tabii ki bir de sizi serinleten bir denize sahip olması. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Kaz Dağları hemen karşınızda. Hemen bakın iskelesi ve yaklaşık olarak 3-4 kilometre uzunluğundaki bakın plajıyla harika bir size deniz keyfi yaşatan ve yine dediğim gibi güzel bir atmosfere ve havaya da sahip olan Ören plajından sizlere sesleniyoruz. Bakın burası ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan bir nokta. Aslında Burhaniye'ye bağlı bir mahalle diyebiliriz. Bakın hemen zaten burayı da ön plana çıkaran en önemli unsursa sahillerin tamamı temiz. Tertemiz hakikaten. Ve tabii ki ince kumlu oluşu. Bakın görüyorsunuz zaten. Uzunluğunu da ve genişliğini de görüyorsunuz. Kıymetli misafirler. Bakın şu an arka tarafında, iskele tarafını da göstereyim. Tabii yani sırtınızı yeşile dayayıp maviyi seyredebileceğiniz nadide, Türkiye'nin nadide yerlerinden ve asude köşelerinden biri Ören. Tabii yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bu toplam kumsallar. Tabii ben şu an halk plajındayım ama birazdan sizlere daha farklı, daha özel plajları da göstereceğim. Tabii tamamı doğal sit alanı olan Ören'in özellikle asırlık palamut ağaçları yani yeşil Ören kimliğini de vurguluyor. Değerli dostlar, yani bahsettik. Burada yeşil ile mavinin her tonunu görebilirsiniz. Ayrıyeten bakın bu plajların hepsinde, hemen hemen hatta tamamında diyebiliriz. Bu hat boyunca karşı taraf Pelitköy, aşağısı Ayvalık ve Gömeç tarafı. İşte bakın bu sahillerin hepsi mavi bayraklı deniz bayrağı almış durumda. Kıymetli takipçilerimiz. Evet, şimdi biz size buradan bu görsellerle beraber son anları da paylaşalım. Dediğimiz gibi birazdan Ören'in farklı noktalarını göstermeye devam edeceğiz sizlere. Kıymetli takipçilerimiz, evet Burhaniye bölgesinin, Kuzey Ege'nin en önemli, hatta değerli turistik noktalarının en başını çeken Burhaniye bölgesinin bakın incisi diyebileceğimiz, hatta turistik anlamda da en çok rağbet gören bölgesi. Bakın Ören'i tanıtmaya devam ediyoruz. Ören plajlarıyla tabii ki ön plana çıksa da tarihi dokusuyla da ayrı bir değere sahip özel bir nokta. Bakın hemen Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş plajlarıyla ve deniziyle, özellikle o buz gibi insanı serinleten denizle çok ön plana çıkan bir yer Ören. Şimdi bakın onun plajlarını yine ve diğer noktalarını anlatmaya devam ediyoruz. Tabii ki şu ekstra bilgiyi de verelim. Türkiye'de doğası ve havası doktorlar tarafından şifa niyetine reçete olarak yazılan iki noktadan biri, bakın Kaz Dağları ve civarı, biri zaten Bursa'mızda bulunuyor.
güzel yalı beldesi. Bundan da bahsetmiştik diğer videolarımızda. Bunu da özellikle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bakın diğer nokta ise Türkiye'de özellikle kalp rahatsızlığı, tansiyon ve nefes darlığı anlamında rahatsızlıkları olanların en çok tercih ettiği noktalardan biri. Bakın Kaz Dağları ve civarı. Evet, Ören bölgesi Burhaniye ilçesine bağlı ufak ama şirin bir tatil beldesi olarak atfedebiliriz. Bakın hemen bakın şöyle görüyorsunuz. Plajına doğru şöyle biraz daha yürüyelim. Yakından çekim alalım. Hemen güneyinde bakın Ayvalık çok yakın. Ayvalık hatta Dikili bölgesi çok yakın buraya. Yani aracınız varsa bir 25 dakikalık yolculukla hemen Ören'den Ayvalık tarafına geçebiliyorsunuz. Yine Cunda Adası noktasına. Bakın kuzey tarafında ise zaten az önce de görüyorsunuz. Kaz Dağları ile çevrili bir bölge Ören. Bu anlamda da dediğimiz gibi doğası ve tabiatıyla da sizi cezbeden bir nokta. Tabii Türkiye'nin en geniş plajlarından birine sahip Ören. Şimdi birazdan daha geniş açıyla alacağız ama şu an bakın ben hemen merkezin sol tarafında kalan oteller bölgesinin hemen ön tarafında kalan plaj noktasına geldim. Bakın buradan da sizlere şöyle göstermek için geniş çaplı halk plajı bakın az ilerisinde görüyorsunuz. Hemen buradaysa yine özel ve kumlu özellikle ince kumuyla çok ön plana çıkan plajıyla şu an giriş yapmış bulunuyoruz Ören bölgesine. Tabii ki değerli dostlar Gömeç ve az ilerisinde ise bakın çok da bilinmeyen Pelitköy dediğimiz bir mevki var ki yani ben özellikle tavsiye ediyorum son dönemde özellikle sosyete olarak tabir edilen kesimin çok yoğun tercih ettiği villa anlamında bir bölge Pelitköy. Tabii denizi ve havası ise ayrı ayrı güzelliklere sahip. Yine bakın hemen Ören'in yan tarafında hemen çok yakın bölgesinde olan bir nokta. Tabii ki yani burası yazlıkçıların da ilk tercih noktalarından biri oluyor yaz aylarında. Tabii mavi bayraklı deniz anlamındaysa bakın hemen hemen tüm noktaları bu unvana sahip. Ören'in tabii ki plaja kadar uzanan çam ormanlarıyla da ayrıyeten burada huzurlu bir ortam yakalama şansınız çok yüksek değerli dostlar. Bakın şöyle yukarıdan da göstereceğim şimdi birazdan detaylı. Tabii ki Ören'in plajları her ne kadar çok ön plana çıksa da aslında Ören bir antik kent. Bakın Adramyttion şehrinin üzerine kurulmuş bir kent burası. Tabii tarih severler için de ayrı özelliğe sahip. Bu anlamda da hem tarihi hem doğayı hem de denizi ve muhteşem koy ve plajlarıyla ön plana çıkan Ören'i tüm dostlarımıza ve takipçilerimize bakın tavsiye ediyoruz. Ben şimdi yüksek bir noktadan da sizlere Ören'le ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Bakın hemen yan tarafımızda ise bir dere mevcut. Hemen bakın derenin yan tarafında deniz. Bakın şöyle plajı ve Kaz Dağları'nın eteklerini sizlere gösteriyorum. Tabii ki denizli plajı, doğası yani mistik diyebileceğimiz bir havası bol oksijeniyle adeta bir saklı cennet edasıyla karşımıza çıkıyor Ören. Tabii ki burada Ören'de ana atlarıyla yani 3 veya 4 bölgeye ayırabiliriz değerli dostlar. Tabii Öğretmenler Mahallesi denilen bir mahalle var ki çok yoğun bir yazlıkçı nüfusa sahip. Zaten isminden de anlayacağınız üzere memur ve öğretmenlerin yoğun tercih ettiği bir nokta. İskele dediğimiz nokta var. Onunla ilgili zaten ilk çekimimizi orada yapmıştık. Diğer nokta ise işte bakın bu Ören'in bu plaj kısmında alan merkez noktası diyebileceğimiz bir alan. Ve tabii ki çarşı noktasından da sizlere bilgiler vermeye devam edeceğiz. Ya Temmuz ayı çok ideal bir ay. Temmuz ve Ağustos ayı Ören için. Yani özellikle ben Akdeniz zaten hava sıcak, deniz sıcak çok da serinleyemiyorum diyenler için. Yani benim gibi Ege Denizi'nin o soğukluğunu seviyorsanız burası sizin için en ideal noktalardan biri. Bakın karşı tarafta hemen ben size Pelitköy civarını da bakın gösteriyorum. Şu karşıda gördüğünüz yerler Pelitköy civarı. Hemen aşağı doğru devam ederseniz değerli dostlar Ayvalık'a doğru hareket edersiniz. Tabii burası yani Eylül ortalarında sezonu kapatan bir yer ama yani sakin bir tatil yapayım diyorsanız
Eylül ayı da çok ideal zaten, mevsimsel olarak geçişler de var. Bu anlamda Eylül ayı ideal bir ay olabiliyor. Birçok Türkiye'deki turistik nokta gibi. Tabii ki burada en öne çıkan unsurlardan biri de denizle beraber o Kaz Dağları'nın bol oksijeni ve havanın güzelleştiği. Zaten sırtınızı yeşile dayayıp maviyi seyrettiğiniz zaman her şey güzelleşiyor. Bu anlamda da Ören çok ön plana çıkan bir yer. Kıymetli misafirler, bakın şu geniş açıdan ben size tekrardan Ören sahillerini aktarayım. Evet, bakın karşıda Kaz Dağları ile çevrili bir alanı görüyorsunuz. İşte bakın burası Ören'in hemen bakın kurulduğu eski antik kentin üzerine yaşamın devam ettiği muhteşem ince kumlu plajlarıyla çok özel bir yer. Görüyorsunuz çok yoğunluk yok. Yani burada bu anlamda da hani çok üst üste bir durum yok. Çok yoğun tercih ediliyor ama plajları geniş olduğu için bununla ilgili zaten ilk videomuzda da bilgi vermiştik. Yani 50-60 metreye kadar eni olan, genişliği olan plajlar var. Bu anlamda da çok özel bir yer. Tabii Ören Denizi'nin şöyle bir güzelliği var. Yani yaklaşık olarak bakın 100 metre kadar gitseniz bile boyunuzu geçmeyen bir deniz. Bu anlamda da özellikle kendinizi güvende hissedebileceğiniz ve rahat yüzebileceğiniz bir denize sahip. Yani velhasıl değerli dostlar, Kuzey Ege ve Ege Denizi'ni seviyorsanız hem fiyat performans anlamında hem de doğa, tarih ve denizi bir arada ve huzuru bir arada yaşamak istiyorsanız işte bakın Ören sizi tüm güzelliğiyle bekliyor. Kıymetli takipçiler, sizlere Ören çarşısından da şöyle kısa bir kesit sunalım. Bakın şöyle bir 2 dakika çarşıyı hızlıca sizlere göstereyim. Tabii ki özellikle akşam vakti Ören çarşısı çok hareketli oluyor. Şu an biz öğle vakti bu çekimi yapıyoruz. Yine bakın tüm yeşilliğiyle çarşısı da sizlere ayrı bir serinlik sunuyor. Bakın yine vapurda dondurmacıların olduğu gibi tüm yazlık yerlerde. Bir de tabii özellikle hediyelikçilerin olduğu bir alan var. Şimdi oraya doğru. Bakın burada her türlü hediyelik eşyaları bulabileceğiniz dükkan çeşitliliği anlamında çok geniş bir yelpazeye sahip Ören. Yine bakın. Kıymetli takipçiler, bakın Ören hediyelik eşyacının olduğu o çarşıya doğru geldiğinizde Damla hediyelik, bakın hemen hemen son dükkanlardan biri Damla hediyelik, ürün çeşitliliği anlamında yelpazesi çok geniş, fiyat performans anlamında da sizlere tabii ki kolaylıklar sağlayabilecek bir yer, sizlere tavsiye ediyoruz. Evet kıymetli takipçiler, sizler için bakın bu Damla hediyelik dükkanında neler bulabilirsiniz şöyle kısaca sizlere gösterelim. Bakın şöyle, buyurun. Kendinizi, yani özellikle sizi bekleyenlere her alternatifi sunabilen çok özel bir mekan. Bakın kendi elleriyle ürettikleri burada. Görüyorsunuz yukarıda Pegasus ve diğer ürünler de mevcut. Özellikle dediğim gibi mavi ve yeşilin her tonunu bulabileceğiniz çok özel bir yer burası. Ören'e ait tüm anıları ve hikayeleri birleştirebilecek çok güzel unsurları sizlere sunan bir yer. Evinizin de çok güzel görsellerle süslenebileceği hediyelik eşyalara da sahip bir yer. Değerli dostlar, dediğim gibi buraya gelirseniz bakın Damla hediyelik sizler için özel anılar biriktiren hediyelik eşyalara da sahip olabileceğiniz noktaların başında geliyor.
Ören Çarşısı. Kısaca böyleydi değerli dostlar. Yine aynı şekilde ideal bir gün batımı izlemek istiyorsanız bakın Ören size çok harika, hatta tablo gibi manzara sunabilecek yerlerden biri kıymetli misafirler. Bakın tarihteki ismi İda Dağı olan Kaz Dağları'nın hemen eteğinde ince kumlu harika plajlarıyla ve bakın doğasıyla sizlere keyifli ve unutamayacağınız anlara imza atabileceğiniz Kuzey Ege'de yaz ayları için tavsiye edebileceğimiz öncelikli rotaların başında geliyor Ören Burhaniye.